Çek yat örtülerini beğendin mi? Çek yat örtülerini. Çek yat örtülerini ben yıllardan beri sana diyordum bu ört diye. 6 ay oldu adamlar alalı. Tamam başladı konuşmaya Ali Bey. Ya olmaz ki bu kadar yani ya. Olmaz olmaz. Buyurun Ali Bey'den dertler dinleyin biraz. Ne de bağırtısı bitmiyor be. Yani o zaman böyle gözüme hiç güzel görünmemişti. Bir de şimdi güzel görünüyor. Bir de diyorum şu halıyı değiştirsek ya Ali. Artık. Hangi halıyı? Bunu. Diyorduk ya. Ya bir tane halı var böyle ince. Ya deftere bakmam lazım. Ben boş müsaitim. Şey için yarın mı gelecekler? Enerji için? Yani salı değil mi? Yarın çarşamba. Yani vardı da. Ya net bir şey söylese ona göre hareket ederdik. Ya senin de mavilerin içinde mavi mavi kaybolmuşun içinde. Yok yok iyi oldu artık içmesindi ya ne yapayım. Başka da yapacak bir şey yok zaten. Ne işte evet. Allah Allah. Allah Allah. Ama çekyatları bir sildirmişim çocuklara. Foşur 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 Arap sabunuyla. Güzel sildi Alper. İyi sildi yani yavrum. Kötü kadın müzeye. Kötü kadın müzeye. Ben kötüyüm zaten ben. Çocuklarla istimara mı çekiyorsunuz? Kötü kadın müzeye. Ay. Mesaim doldu benim. Daha 5 dakikan var. Benim mesaim doldu. Olmadı. Niye? İşte. Daha 5 dakikası var. Ne 5 dakikam var ya? 3'e 4, 3'e 5 var saat. Allah Allah olabilir yani. Olamaz. Ben de olmaz bakayım. Allah Allah benden başka kimseyle randevun olamaz. Nereden biliyorsun ki? İşe gitmiyorum. He? Ya nereden biliyorsun ya nereden? Ya çıktım gittim işe gittim. Beni mi takip ediyorsun? Allah'la senin aranda derim susarım. Ha. Değişir mi lan de? Sen onu boş ver de şimdi. Hakikaten bu halı diyordum ya. Halı zaten kirlenmiş bir yıkanacak da. Bu halılar çıkmış böyle ince şunun gibi böyle mesela yeri ince makineye atılabiliyor. Mesela bu boyda olsa ince olduğu için makineye atılıyor. Halı yani. Niye deforme olmaz mı? Yok canım onlar makineye atılıyor da. Mesela bunu atamazsın. Kalı şey sığmaz makineye de sığmaz yani şimdi bu ne kadar olsa ama 150 liraya alırız. 150? Evet. 155 liraysa? Yok alamam. Oh. Ya 300-500 lira bir şey oluyor. Onlar da halıcılara bakmak lazım. Öyle bir şey alsak diyorum. Yazın bol bol yani. Çocuklar meyve suyu içiyor döküyor. Onu içiyor döküyor sürekli. Hani kirlendim hemen at makineye at makineye. Robot sıkıntı yapar mı onu bilmiyorum. Yapacağını da sanmıyorum. Onu da serdiğin zaman böyle dümdüz duruyor. Çok tüylü değilse. Tüylü değil değil. Ayakkuşa tüy yoksa. İşte o he tüy olmayacak evet bilmiyorum onları da. O tarz bir şey alsak ama kışın da kışında normal bunlardan almamız lazım kış için. Oldu. Evet. Gözlerim doldu. Kış ayrı yaz ayrı. Biliyor ama mi? Şöyle mesela kışın. Yolun yazda kışı sezon olmuyor mu? O çok ince. Tamam bu tarz farklı mı? Bundan ince canım gördüğün zaman anlarsın bundan ince. Kilim mi alıyor da? Yok kilim değil. Bundan ince kilim oluyor zaten o. Halı halı. Ya bırak Allah'ın sesini ya. Ya sen şey olmuyor ki çarşıya gideceğiz gidemiyoruz işte kaç günden beri. Hayret bir şey ya kilim alacaksak niye alıyoruz be kilim ya? Kilim almıyoruz. Var evde kilimleri ser. İki tane kilim var öyle duruyor. Ama bu şimdi oru buraya serse alakasız bir şey olur öyle. Biliyorsun hangi renk olduğunu. O kırmızı güzel olur. Kırmızı güzel olur. Ay Allah bismillah. Ben şu kızını öpün bekliyorum. Ay. Bu da burada uyudu hiç ellemiyoruz ama sen de bunu şimdi öptün uyandıracağım babası ya. Uyanmaz ya. Allah Allah. Uyanır o uyanır. Ay yerim ben seni. Uyandırdıktan sonra hadi uyu kızım diyor. Hadi uyu kızım hadi. Bay bay. Uyandı işte. Ah çocuk bye bye. Uyuyordu kurban olurum onu. Ya yani. Öpmeyim yani. Saat 1:30'a kadar sabret gece. Ah. Neydi? Ha, uyandı. Tamam kızım on dur şey yapma. Doğum günü çocuğu. Doğum günü çocuğu bugün. Bugün doğum günü. Ya da gidelim. Ya da takip et.
bırakıversin, dönüp de alıversin seni. Nereye? Ya aşağıya. Aşağıki berbere mi gitsin? He, Alper baba, dayın seni götürsün aşağıki berbere motorla. İşin bitince de. Nasıl gidecek canım bu ayakla ta oraya? Ya açılacak artık. Açılacak şey. İşte açılacak da ondan sonra da hadi bir duş alırsın, salgını çıkartırız. Kesin bir rahatlarsın. Kesin atın. Ya neyi patlattın ya bu ya? Gel yavrum, gel çabuk yavrum, çabuk. Hadi çabuk çabuk gidiyorum. He? Derdini çekelim. Söylerim. 8 ay dilimden kurtulamazsın artık. Söylerim. Akşama bir şey yap, hazırlık yap. Ben bakan bir gelir bu ayağında. Ay. Bak ince şurada da varmış. Olmuş olmuş da. Şurada ufak var. Hadi hayırlı işler. Güneş gelmiş baya. Neyi? Sabah sulamadın mı? Tamam. Oy oy oy. Allah'ım sana şükür. Yok oğlum yeter hadi. Ay yine çamaşır. Yine bitmeyen çamaşırları ayarlayalım. Koyu renkli çamaşırlar var. Onları ayırayım. Bugün yine iki makine atarım. Şu tarafta var koyu renkler. Hayır onları getirdim pardon. Kotlar, motlar işte. Eşofmanlar falan birikmiş yine. Ben de biri geliyor zannediyorum. Rüzgarmış. Kapı açılıyor. Çamaşırların çoğu. Bugün iki makine ayarladım. Biraz açık renkliler var. Biraz da koyu renkliler var. Sepet getireyim onları koymaya. Dün akşam ne kadar evde peluş bebek var hepsini yıkadım, makineye attım, yıkandı, kurudu, bunları çekmecesine geri koyacağım. Bunlar ne kadar peluş bebek var hepsini yıkadım, hepsini, şunların hepsi yıkandı, mis gibi de koktu. Oh ay ne kadar güzel kokuyor. Mesela Nilay çok oynuyor bunlarla, yani genelde böyle bunlardan veriyoruz ya Nilay'a, Nilay'ın eline. Şu falan mesela içinde şıngıra falan da var. Bunları şimdi geri götüreceğim. Bu peluş bebekleri aslında oradaki çekmeceye koyabilirim. Bunlarla Nilay oynuyor çünkü. Özellikle şunları çok seviyor. Şu ikisi.
Onları çok seviyor. Vereyim eline de oynasın. Nilay. Ay, ben seni seviyorum. Hanimiş kızımın oyuncakları. Ay. Yıkandı mı? Bunlar yıkandı ya dün akşam. Yıkandı, kurutmada da kuruttu. Hadi anneciğim. Ay kızım. Aa, ay kızım. Anneciğim büyük an. Kız hiç bana bakma. Seni yerim yerim. Yerim senin o kollarını ısırayım ısırayım. Bu ayaklarını ısırırım. Gel anneciğim büyük an. Banyoya gireceğim. Tamam bir saniye. Tamam. Ay. Yerlerden şey yangın mı var acaba bir yerlerde şey yangın helikopterinin sesine benziyor. Yaz geldi mi zaten hep böyle orman yangını falan. Geçen sene de çok oldu, ondan önceki senelerde de çok oldu. Elimi tamamla bastım kardeşim. Kirli çamaşır elledim, deterjan elledim. Elimi yıkamadım, ne güzel şey açamıyorum. Elim kirli. Bak zaten elim deterjan oldu, açılmış olmuyor, algılamıyor. Hadi açtım, 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 hadi. Neyse bu yıkanıyor. Ben bir elimi yıkayayım. Nilay acıkmış. Biraz Nilay'ın karnını doyuyorum. O sonra yine mutfakta biraz giderim var. Kaç para yapacağım? Bir paket yapacağım diye. Şimdi neyse. Bir kutuyu da sevmem. Kıramı olsun ya. Şimdi öbür kutudan da koydun ya biraz. O yüzden. İşte. Ayağımı burktum ya, ayağım çok ağrıyor. Böyle ilk şeyi geçti ayağımın. İlk sıcaklığı geçti, ondan dolayı ayağım çok ağrıyor. Aylin! Şu, gel bir yanıma bir dakika. Bu para, bu para koyduğumuz kase var ya, onu Alp abine götür. Oradan 3 ekmek parası ayarladık. Bir de cüzdanında var para. Fırından da ekmek istedik. Ekmek gelecek şimdi birazdan.
Oradan da 10 lira var. Oradan da bozuk paraları ayarlasın. 3 ekmek parası şey yapın. Bozuk para üstü dememişsiniz adamlara. Bu defa şeyim az biraz. Bisküvim az, o yüzden şey yapacağım. Şöyle ufak bir borcama yapacağım pastayı. Ayağım burkuldu ya. İlk sıcak, yani sıcak sıcakken pek anlamıyorsun. Ama ben su niye dolduruyorum ya? Hadi gitti, süt dolduracağım. Neyi açıyorsun? İlk sıcaklığı gidince ayağımın burkulmasının ağrısı çıkmaya başladı. Ağrısı belli olmaya başladı ve baya baya ağrıyor. Üstüne basamıyorum. Basmakta biraz zorlanıyorum açıkçası ama çocuklar da pasta isteyince yok da diyemiyorsun. Ay bu niye böyle oldu? Kenarlara soğudukça kırıldı. Aa, niye böyle oldu şimdi bu? Aynı yerden kırılmış hepsi. Ekmek siparişi verdik fırından. Ekmeğimiz gelsin, yemek yiyeceğiz. Pastayı da akşam yeriz. Yemek yeriz, ondan sonra dünkü dizinin devamını açıp izleyeceğiz çocuklarla. Arka arkaya kaç bölüm izlersek artık bugün de. Çayımın da altını yakayım. Şey bitti. Koyu renkleri atmıştın ya, o bitti. Bekle gelin birazdan. Arada da mesaj geliyor ekrana. Onları okuyoruz. Ne oldu? Tamam, oradan dışarı bakar. Sen yanındasın işte. Nereye? Bir şey daha yapacaktım ben. Aklımda bir şey vardı. Ne oldu ya? Ekmekçi de hemen gelse istiyorsun, bayağı bir uzun sürüyor gelmesi. Aşkım sen evi mi geziyorsun? He? Nilay. Ay ay. Durup dururken bu ayağıma vurdum var ya. Aşkım. Nilay. Nilay. Nilay neredeymiş? İşte bu. Koridorda bir yandan ayağım. Bir yandan ablasına bakıyor, bir yandan bana bakıyor. Ah.
Aytu. Gel bakayım. Gel gel. Şunu kurutma makinesine götür. Ne yine? Kurutma makinesine koy bakalım. Abim yapsın artık. Bunu kaynamak bilmedi bugün. Her zaman çok çabuk kaynar. Sıcağa bak ya. Hadi. Yapayım mı? Kırmasana. Niye onları kırıyorsun? Şuraya koymak. Sen uzun uzun ama. Uzun uzun mu yani? Bir şey verir misin? Ver Allah'ım, bu sıcağı dayanabilmek için var ya. Bu sıcağı bayağı kişi dayanamamıştı. Nasıl olacak? Kızım sen ne yaptın Allah aşkına ya? Oy. Sığar mı oralara ki? Sığıyor işte, sığdığı kadar. Tamam. Şurayı da şöyle koy. Nilay nereye gitti bir baksana. Bayağı kupa tuttular galiba bir şey. Ben bunu ıslattım ya aşkla. Koyacak yere. Ayağımın ağrısı var ya. Yani şunu yap, şunu bile yaptırmıyor. Çok kötü ağrıyor. Damar ezilmiş mi ne olmuş şimdi. Annem iki tane merhem verdi. Şu işi dedim halledeyim. Dolaba atayım pastayı. Akşam yerler. Ondan sonra dedim bunu yapayım, dolaba koyayım da dedim ayağıma krem süreyim. Sıcak. Başımıza iş açmayalım bak. Ben de ki. Bir kat daha yapacağız onun üstüne. Kaç kat yapacağız? 3 kat. Ne kadar çıkarsa. Bisküvi. Fazla değil bisküvi. Ne kadar çıkarsa. Dağıtacağım değil mi ondan sonra? Evet. Sıcak çikolata. Sıcak çikolata şey yapıyor mu anneciğim? Bazı bisküvileri falan eritir mi sıcak çikolata? Tamam. Üstüne mi koyacağız? Evet. Aynen. Ne yapmış ama? Kızım ben bir an önce hazırlığı yapayım da. Şimdi benim böyle oyalanarak yapacak durumum yok. Ayağıma basamıyorum. O zaman ben bakacağım. Anladın mı annem? Sonra başka zaman seninle beraber vakitli bir zamanda yaparız. Gerçekten ayağımın orada üzerine basmakta zorlanıyorum. Sıcak çikolata çok güzel. Kalk yapayım. Ağrısı beni mahvediyor şu anda. Çok güzel. Arkası içmem lazım. O da aç karnına içemem. Bir yemek de yiyelim. Yemekten sonra da hemen bir artist için. Koklar koktu. Bu kokuya dayanabilir misin sen? Yanlara kayayım mı? Babam mesaj atmış da okuyamıyorum. Bunu yana kayayım mı? Yan yazıyor. Yaz, şey ok, koy. At dışarıya. Şey başka var mı böyle? Sen bir yandan içeriye sofra sersen aslında iyi olur. Hemen çabucak yemeğimizi de yeriz. Tamam tamam. Şimdi bir sofra aldım. Tamam ser. Suyu falan her şeyi götür kızım sen. Kırılmış. Bir de kırıldı diye de ziyan da edecek halim yok. Yani ziyan da edemem. Su
ya, her şeyi götürdü ya. Kırılmış olanları da değerlendirelim değil mi? Yani ziyan etmeyelim. Gazoz alalım. Diğer suyu alalım. Ama lazım değil de bu suyu. Diğer soğuk suyu alalım. Ama her gazoz alalım. Gazoz! Bir tane daha gazoz getireyim de. Yoksa kalsın. Hı? Gazoz getireyim de. Bak yer açıldı. İkisi farklı. Yılayı bağırtısına bak. O yerim ben seni kız. Havası çıktığı kadar bağırıyor bazen. Harita gibi oldu. Kırılıyor niyeyse anlamadım. Kırılanları da değerlendirelim işte. Değil mi? Canlar. Bisküvim az diyordum ama vallahi doldurduk. Dolu kalın kalın dilimler olacak. Şimdi direkt dolaba koyacağım. Donsun, donduktan sonra da üzerine biraz süsleyeceğim. Dediğim gibi bisküvi az gibi geliyordu bana. Artık olduğu kadar falan diyordum ama bayağı bir oldu. Güzel de oldu. Mis gibi de koktu. 3 ya da 4 hemen kat falan olmuştur ya. 4 kat oldu. 4 ay, kat mı? Çok ağır. 4 kat oldu. Hadi bakalım. Bu burada bir donsun. Akşam ne yiyeriz çocuklarla? Bir de tencere dibini sıyırmaya. Çocuklarla film keyfi yapacağız şimdi. Neden? Tamam geliyorum hadi. Makineden koyu renkli atmıştım. Onlar çıktı. Kurutmada kuruyor şu an onlar. Sakız canavarı. Sakız canavarı. Hep düşürdün ama. Yiyeyim mi? Hadi. Yiyeyim mi? Tamam. Şimdi renklileri atacağım. Normal renkli olan çamaşırlarımızı atacağım. Onlar da bir yıkansın. Ondan sonra bir de bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi duydunuz biraz önce. Kur'an sesi geliyordu. Bazen ben öbür evdeyken de hep böyle açardım. Ay niye bu iş bugün olmadı? Allah'ım yarabbim. Ay acele acele şey yapıverdim. İkindi namazını kıldım. Ayağım da ağrıyor. Biraz böyle üstüne oturması zor oluyor, basması zor oluyor. Şimdi bak yürümeye başlıyorum. Yürüdükçe biraz şey oluyor. Ama oturduğum zaman ağrısı başlıyor. Neyse onu şimdi oturunca zaten krem de süreceğim ben tekrar ona. Kur'an sesini duydunuz. Bakara suresi açıyorum arkadaşlar. Tavsiye ederim evlerinizde Bakara suresini açın. Nazara, fesat insanların kötü şerli gözlerine, nefislerine öyle söyleyeyim yani. Her şeye çok iyi geliyor Bakara suresi. Ben her gün hemen hemen her gün yani bazen unuttuğum da oluyor. Böyle birkaç gün unutuyorum da. Bakara suresi açıyorum. Bakara bittikten sonra işte 7 ayetel kürsü, 7 amene resulü, 7 felak, 7 nas, 7 fatiha, işte 7 kulhu bu şekilde bir şey yapmışlar. Duaların olduğu bir video yapmışlar. Onu açıyorum. Yani öyle öyle evde sürekli duaların okunması çok çok iyi canlar. Şimdi sıra geldi. Tekrardan makineye çamaşır atmaya. Şunları atmayacağım. Bunlar da sonradan çıktı. Bu atılacak. Bu atılacak. Makineye ikinci çamaşırları atayım ki. Şimdi film açacağız çocuklar. Çocuklarla dünkü izlediğimiz filmin geri kalanını açacağız. Ve bir yandan film izlerken de akşam videosunu kolajını yaparım önce. Onu bir şey yapayım. Yapayım bitsin o. Akşam olunca açarım. Saat 10 gibi falan. Bugün 3 video yükleyemedim. Bugün 2 video yüklüyorum. 3. videoyu yani belki daha erken yüklemiş olmam gerekiyordu. Olmadı bugün. Sorun değil. Yarın yaparız. Hallederiz. Bunu da. Geri kalan zamanda da bir yandan televizyon izleriz. Sinemayı izleriz. Dizi pardon. Sonra bir yandan da çamaşır katlayacağım. Çamaşır katlamayı düşünüyorum. Çocuklarla beraber. Aslında şöyle gerçi izleyeceğimiz dizi öyle bir şey ki böyle çamaşırları da katlayabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü böyle ekrandan gözünü alamadığım bir dizi. Yani çamaşırı elimize alırız. Aa, orada ne oluyor ya falan böyle bakarken çamaşırı katlamayı unutursa yani o derece
seni ekrana bağlayan bir dizi. Ama bakacağız işte. Yine de şekilde katlayacağım. Çünkü üç yatak odasında çamaşırlar tekrardan birikmeye başladı. Biriktirmemeye çalışıyorum. Şunları da koyalım. Ne kaldı? Alper de hadi anne, hadi anne deyip duruyor. Ben de bir yandan işlerimi de halletmem lazım yani şimdi. Çünkü şimdi televizyona, dizinin başına oturduk mu uzun bir süre, yani 2-3 bölüm izlemeden kalkmayız. Dün de öyle oldu. Hadi bakalım, ben bunları koyup geliyorum. Bugün full çamaşır işleriyle uğraşıyorum. Ayşe'yi unuttum. Vantilatörü kapatmayı. Aslında öbür odada kılacaktım namazı. Yemek yedik. Yemekten sonra robotu çalıştırdık. Robot ortada dolanırken de namaz kılamam orada. Orada şimdi klima açık ya, o yüzden. Çocukların odasında kıldım. Şeyi açtım. Annemin komşusu çağırıyor. Vallahi iki gündür böyle televizyona şeye daldık ya. Diziye daldık. Balkona bile çıkmıyorum. O derece yani. Balkona bile çıkmıyorum. Neyse, bugün yarın 3 gün bitiririz ya biz bu diziyi. Abi güzel oluyor. Böyle çocuklarla bir şey, oturup bir şey izlemek. Birlikte vakit geçirmek. Güzel oluyor. Bir de böyle yanına yiyecek bir şeyler alıyorsun. İşte çekirdektir, çaydır. Veya mısır patlatıyorsun. Bir şeyler yiyorsun, alıyorsun. Cips, mips bir şeyler işte, her neyse. Güzel oluyor yani. Çocuklarla güzel bir vakit geçirmiş oluyorsun. Aktivite oluyor. Babaları işte olduğu zaman en azından ben onlara babalarının yokluğunu, mesela akşamları babalarıyla vakit geçirmeyi çok seviyorlar ama babaları da vardiyalı çalıştığı için akşamları, mesela bugün akşam işte. Böyle işte olduğu zaman ben elimden geldiği kadar onlara babalarının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyorum. Onlarla böyle şakalaşıyorum, oyun oynuyorum. Birlikte onlara babalarının evde olmadığını hissettirmemeye çalışıyorum. Bu arada şu Rinso'yu kullanıyorum ya canlar. Aldığım Rinso'yu kullanırken yumuşatıcı kullanmıyorum. Zaten kurutma makinesinde de kuruttuğum için yumuşatıcıya çok da ihtiyaç kalmıyor. Almış. Böyle algılamıyor ya. Beni burada böyle bekletiyor, sinirleniyorum. Hadi bakalım. Sen çamaşırları yıka. Biz de filmimizi izleyelim. Aa, bu şeyi de unutuyorum yalnız. Elimi yıkayayım. Nilay'a meyve hazırlayacaktım. Onu da unutmayayım da. Dur. Onu da hazırlayayım. Bir yandan Nilay'ın meyvesini yedireyim. Ne yedirsem? Muz da var orada. Muz mu yedirsem? Muzu yukarı koymuşum. Evet, muzu yedireyim ben bugün Nilay'a. Teyzeleri
kızıma muz yedireyim. Çatalla ezeyim. Bu muz çok büyük tabii ki de. Bunun hepsini yediremem. Bunun bir parçasını böleceğim. Şöyle. Gerisi şurada dursun, çocuklar yer. Şu kadar böldüm. Bayağı büyük, kalın. Normal muzlardan normal bir muz kadar. Bu yeter zaten Mira'ya. Biraz sonra emziririm. Tekrardan başka meyve var. Şeftali var, nektar var. Çok seviyor. Mesela dün bir tane, dün geç saatlerdi. İşte diziyi izlerken yine böyle saat 12 civarları. Canımız bir şeyler yemek istedi. Kalktım meyve hazırladım. Çocuklarla meyve yedik. Nilay'a da böyle nektariyi, teyzelere nektariyi soyuyorum böyle direkt ama yumuşak olan nektariyi. Özellikle pazardan alırken sırf Nilay'ın yiyebilmesi için yumuşak olanlarını seçiyorum. Yumuşak olan nektariyi, kabuğunu soyuyorum. Direkt ağzına veriyorum. Onu böyle somura somura yiyip bitiriyor o nektariyi. Eğer sertse zaten rendeliyorum. O şekilde yapıyorum. Şimdi kuzucuğum beni bekliyor. Biraz önce yoğurt yedirdim biraz ama yemek istemedi. Yani 2-3 kaşık yedirdim ama yani 1-2 kaşık yedi. Ondan sonra her verdiğimi pıt çıkarıyor. Her verdiğimi pıf ediyor çıkarıyor aslında. Yoğurt yemedi. Neyse. Sabah patatesli yumurta yapmıştı Ali. Patatesliler de hani yumuşak yumuşacık oluyor ya. Ondan yedirdim biraz kahvaltıda. Bugün şey yapmadım. Yumurta haşlamadım. Normalde her gün yumurta haşlıyorum. Bugün dedim patatesinden falan böyle yumuşak yumuşak veririm dedim. Öyle yedi yani bayağı. Krem peyniri labneyi çok seviyor. Ondan veriyorum. Çorba içiriyorum. Çorba yediriyorum. Çorbayı genelde şey yapıyorum. Biraz ekmek, böyle azıcık ekmek ufalıyorum içine. İyice ezdim. Bu şekilde daha rahat oluyor arkadaşlar. Suyu salondaydı zaten. Hadi bakalım. Kızımın meyve saati teyzeleri. Filmi ayarlayabilirsin Alper. Açmıyorum. Neden? Ya. Yakup Alper'i sinirlendirmiş. Şey almamışım ya. Neyse şunu alayım. Önlükleri bulamıyorum. Önlüklerin hepsi yıkandı galiba. Neyse bunu alalım. Aa, bir şey bitmiş. İyi. Ant yazdığına göre. Kurutmadakiler de bitmiş. Hemen onları çıkarayım ben. Şöyle koyayım. Ali'nin galoşları. Şeyin içinde kalmış. Benim diğer şey nerede? Olduğu gibi alıp yatağın üzerine koyayım. Sepet salon şeyde kaldı. Koridorda kaldı. Şimdi bunları olduğu gibi koyacağım. Kırışmaması gerekenleri açacağım. Böyle yatağın üzerine seriyorum. Çünkü içinde benim birkaç tane tuniğim falan var. Onları hemen havalansın. Çünkü çok sıcak, fırından sıcak ekmek çıkmış gibi çıkıyor. Çıktığı zaman. Şöyle yatağın üzerine seriyorum. Bazılarını. Pantolon, işte eşofman veya benim tuniklerim, bluzlar. Alper'in bakın bluzu. Yeni aldığımız bluz. Gayet şey. Gerçi ben unutmuşum. Bak ben bu bluzu bu önünün yazısı şey olan böyle farklı bir şey oluyor. O bunları dışarı serecektim. Ben unutmuşum bu defa. Çünkü çok aşırı sıcakta şey olduğu için, kuruduğu için önündeki yazıya zarar verebiliyor. Yazının şeyine göre tabii. Cinsine göre. Mesela okul formasındakiler de öyle. Okul formasında şey yazıyor. Paşa Karaca Fen Lisesi yazıyor. Onun yazıları da biraz böyle siliniyor gibi. Silinmedi de tahriş oldu. Aşırı kurutmanın aşırı sıcağından dolayı. Ki zaten şey bu yılda
Yenisini alacağız çünkü artık geçen senekiler olmaz. Pantolonu da okul açıldığında Eylül ayında. Pantolonunu da üzerine giydiği tişörtlerini de yazlık, kışlık hepsini yeniden alacağız. Çok çabuk çünkü Eylül'den Haziran ayına kadar çok çabuk gelişti. Şu Ali'ye yeni aldığımız şort çok güzel ya. Çok kaliteli çıktı arkadaş bunlar. Bitti. Bunların hepsini birazdan katlayacağız. Önce kızımın karnını doyurayım teyzelere. Ondan sonra yavaş yavaş hem film izleyeceğiz hem de bunları bir güzel katlayacağız. Of. Allah aşkına mama. Al kızım beni. Kızım. Ne oldu çiçeğim? Baba her sabah kalkma rüzgar oluyor. Rüzgar mı oluyor? Çok rüzgar var. Hasan köşede yiyecek mi bakalım? Bugünlerde hava böyle bir rüzgar. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Hadi başla açsana oğlum. Tam tam köşede hadi. Oraya çarpacak. Bence bu çarpmaz. Hı. Köşeye gitmiyor şu anda. Şey Aytu şey Yakup abisi. Hadi, hadi. Suyunu getirir hadi. Misin bize? Çarptı. Köşeye. Hadi. Nilay'ın suyunu getirir misin abisi? Çok yavaş. Teşekkür ederiz. Yürüsek daha iyi. Yürüsek daha iyi. Hadi hadi. Aferin benim güzel kızıma. Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. Hı. Hadi hadi bir köşe olsun. Aa köşeye gidiyor. Çıkar mı kız? O gidemiyor. Gidemeyecek hiçbir köşeye. Ben izlemiştim. Ay aşkım benim. Hiçbir köşeye değmiyor. Çiçeğim benim. Acaba şey mi yapıyorlar? Hadi anne. Hı. Hadi benim güzel kızım hadi ye. Abla 8 saniye sonra bitiyor ve 50 saniye sonra da bitiyor. Sinirimden. Susun ya. Mis kokulum benim, mis kokulum. Cennet kokulu kuzum benim. Benim cennet kokulu kuzum. Annem. Canım. Canım benim. Oh. İyisin de yarasın kızıma. Kızıma iyisin de yarasın benim güzel kızıma. Sen anne. Anne. Anne küçükler gibi bir tane daha seviyorlar. Küçük bir kolcuk iki tane. Kızım benim. Küçük tane ya da oy. İki tane. Küçük tane kolcuk küçük, küçük. İki. Anneciğim. Efendim oğlum. Yere iki tane oyuncak çekmecesi ve televizyon. Nereye? Salona. Şöyle. 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 Televizyonumuz zaten var küçük, anne. Küçük, küçük. Oyuncak çekmecesi düşünüyorum bir şey ama. Küçük iki. Bakalım. İşte orada onun altında oyuncak çekmecesi. Hı. Buraya iki tane bir sandalye koltuk. Anne. Hem televizyon kumandası olur. Acaba seksiyon değil misin? O yerim mi senin? Ondan sonra yürüdük portala gidersin. O zaman çünkü film izlersin. Korku filmleri izlersin. Susun ya. Böyle. Sor. Telefon yerine bu var. Yeter. Başlatıyor musun? Açmıyorum. Neden? Kaplumbağa deden. Yuttun mu kızım? O dolaplara bak. Filme bir ara. Ay bir kaptırdık kendimizi ki sormayın. Kaç bölüm oldu? 2 bölüm daha izledik şimdi. Akşam ezanı okundu. İhtiyaç molası. Öyle diyeyim söyleyeyim.
Akşam ezanı okundum, namazımı kıldım. Nilay'a zaten meyve yedirmiştim de onu öyle bir koyuverdim şuraya onun bulaşığını. Annemleri çağırdım. Annemle kardeşimi. Şimdi bugün Alper'in doğum günü ama bugün öyle şey oldu ki yani gidip yaş pasta alacaktık. Kardeşimin motorla çarşıda işi olduğu için onun işleri gecikti. İşleri geciktiği için ya vaktinde gelemedi. Vaktinde gelemeyince biz çarşıya inip yaş pasta alamadık. Alper de anne bana yaş pasta önemli değil dedi. Sen bana bir bisküvili pasta yap yeter dedi. Tamam oğlum dedim, nasıl istiyorsan dedik, yarına bırakalım. Yarın kutlayalım. Yok illa ben gününde kutlamak istiyorum ama babam yok, canım sıkılıyor falan böyle. Tabii hani işe gittiği için saat 3'te. Babam yok, yani normalde biz gidip çarşıdan alabilseydik saat 3'ten önce doğum gününü kutlayacaktık. Geçen aileninki miydi? Hangisininkiydi? Bundan önce ailenin doğum gününü kutladık. Galiba ailenin doğum günündeydi. Yine Ali 4-12 vardı yasındaydı. Akşam babası olmadan tek başına kutlamak yerine saat 3'ten önce gündüz kutladık. Ali yani ailenin doğum gününü kutladı, öyle gitti. Şimdi de olmadı, bugün aksilik oldu. Yarın erteleyelim dedim. Bir günden bir şey olmaz oğlum. Yarın yaş pasta alırız. Baban da varken kutlarız dedim. Hatta biz bir hediye falan almak istiyorduk mesela gidip. Yok dedi, illa bugün kutlayalım. Sen bana bisküvili pasta yap dedi. Ben de işte yaptım zaten. Gördünüz bisküvili pastasını. Dedim böyle tek başımıza olmaz. Zaten annem aşağıda, mutlaka çağıracağım. Dayısı var. Dayısı gelsin babalık yapar dedim. Öyle düşündüm. Annesiyle dayısı geldiler. Şimdi ona güzel bir doğum günü kutlatalım. Hiç olmazsa yani babası yoksa anneannesiyle dayısıyla şenlensin. Erdem de dayımlara gitmiş. Onu da çağırdık ama o da şimdi gel demeye de gelmiyor. O da orada kuzeni var, onunla oynuyor. Yetişirse gelir, yetişmezse yapacak bir şey yok. Biraz da şöyle vişne suyu yapmıştım. Soğuk soğuk vişne suyu da ikram ederim. Şimdi bunun üzerine biraz hemen şey yapayım. Nereye koydum ben şeyleri? Şunlar ailenin, ay elim bir şey battı. Ailenin doğum gününden kalanlar. İşte şey olsaydı güzel bir pasta alırdık. Bugün böyle oğlumun şansından biraz yok ama sorun yok. Sıkıntı etmeyeceğiz. Çünkü oğlum çok da sorun etmiyor. Anne diyor, billa benim için bir yaş pasta olması şart değil ki falan dedi. Sen bana bisküvili pasta yap. Ben dedi yaş pastadan daha çok seviyorum senin yaptığın bisküvili pastayı dedi. Tek üzüldüğü şey keşke babam da olsaydı dedi. O zaman yarın kutlayalım dedim. Yok dedi, ben gününde kutlamak istiyorum dedi. Tamam o zaman dedim, şunu da koyalım, iyi ki doğdun yazısını. Başka süsü yok. Şurada dursun bu. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle iyi ki doğdun yazıyor. Bunu koyayım. Bunu ortaya koyayım. Sonra da şunları da şöyle etrafına koyalım. Bu kalsın. Dengesiz oluyor yoksa. Bu kadar. Yeter zaten. Önce bir üfletelim. Bir bakayım şey koydum mu hayli. Yapıyor. Ay gene ben sizi burada unuttum.
Ay vallahi var ya, 2 dakika diyorum. Kamerayı kapatmıyorum. 2 dakika içeriye gidip gelin bir şey almaya falan gibi. Sonra orada ya lafa da dalıyorum ya bir şey. Ailenin saçını toplayayım dedim. Onu topladım. Bir de Nilay acıkmış, beni görünce uyuyordu. Şimdi uykudan uyandı. Doğal olarak acıkmış yavrum. Uyumadan önce muz yedirmiştim. Biraz da emzirmiştim. Uyumuştu. Şimdi uyandı. Beni gördü. Ağlıyor. Hemen abisinin doğum gününü bir kutlayıverelim. Nilay'ı hemen emzirmem gerekiyor. Hadi gel aile. Alper'in doğum günü varmış. Hep birlikte. İyi ki doğdun Alper. İyi ki doğdun Alper. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Değerli kardeşim Yakup diyor ya şey. Onun gibi. Anne. Annem. Dur bir öpeyim oğlumu. Ben de öpeyim. İlk göz ağrım. Oğluma bugün gidip tersiye hediyesini alamadık ama hediye yerine biz de para veriyoruz. Biz de ne istiyorsa onu alsın. Bizde de aynı. Biz de aynı. Benim dişim çıktık. Ben de yedim. Bilmiyordum. Diş param da geldi. Al bakalım. Oğlumun. Ben sana. Doğmuş benim oğlum ya. Benim ilk göz ağrım. Maşallah. Subhanallah. Oğlum büyüdü. Nice yıllara. Nice nice. Amin. Amin. Bugün alçısını da çıkarttı. Artık yaşayan bitti. O da çıkarttı. Anneciğim bizim harfli kurlarımız var. Anne oğlum kızım. Kızım ben de ne kadar var? Kız doğum gününde ne kadar var? Daha ne kadar var? Daha aralığın dördünde. Efendim. Daha çok var. Şimdi pastalarınızı kesip getireyim ben hemen. Anne bir şey söyleyeceğim. Anne İnşallah. Anne bir şey söyleyeceğim. Anne kaç kere kazanmış. Şey mi? Tuvalet mi? Maşallah. Ay ne güzel. O şey de öğretmenlikte. Neydi oğlanın adı? Doğanlı mı? Abisi. Ay kuzum benim böyle masum masum duruyor var ya, içimi eritiyor şu çocukla ya. Şunları hemen çıkaralım. Şimdi şöyle tuttum elime, acaba sıcak mıdır, sıcağı gelir mi diye elimi yaktım. Aferin sana. Çok yakın şey yapmışsın kızım. Hayır şöyle şöyle kaldım ya. Şimdi şey, Alper şey istedi. Özel istek üzerine. Hindistan cevizi serp anne üzerine dedi. Ha, onlar da sadece bizi sağlayacağım. Nerede? Aa bak anne aldı. Neyi kızım? Ne yapıyorum? Anlamadım. İnsan cebini bulamıyorum. Arkalarda kalmış. Ben koyayım. Ben de atabilir miyim? At hadi. Evet, koy. Ben de şuraya koy. Rahat edemem. Hadi kızım. Yeter mi? Evet. Şöyle serpiştir. Çok fazla şey yapma. Dur. Ben şöyle azıcık. Çok oluyor. Aylin çok olmasın. Sevmeyen de var. Aylin annem falan pek fazla sevmiyor. Böyle annem vanilya kokusu, işte Hindistan cevizi kokusu falan bu tarz kokuları pek sevmiyor. O yüzden ben de pastalarımda annem de tabii yiyeceği için çok fazla koymuyorum. Mesela kek yaptığımda artık vanilya koymuyorum. Geçen mesela yaptığımda vanilya koymadım. Gayet de güzel olmuştu. Ben bardak alıyorum ama burada onu versin ya. Şu önce yavaş bardakları doldurayım. Hazır edeyim bir içecekleri. Efendim kızım. Yok şey vişne suyu bu. Alper seviyor vişne suyunu onun için. Kızım tabure getirsene. Koş tabure öbür odada galiba. Şundan daha iyi
Tamam, sen tabure getir. Çok yukarıda. Şunu koyayım. Çok arkada kalmış. Tabakları ayarlayayım. Ah, bu tabak. Kızım Sehpa çıkar anneannen gelin önüne falan, sen hemen koş. Bardakları şöyle koyayım. Doldurun şimdi. Burada tabağım fazla. Artık bu yemek takımı alma işini acilleştirmem lazım. Hızlandırmam lazım. Burası dol, kirli. Ne şey yapacağım? Bir iki tane şunlardan vardı. Bunlardan da kalmamış. Nereye gitmişim? Hani aşağıya yemek gönderiyorum veya bir yerlere bir şey gönderiyorsun ya. Kayboluyor, gidiyor. Bazen işte çocuklar farklı yerlere koyuyorlar. Efendim. Sen şimdi şuradan kaç kişiyiz? Anneannem, dayım, ben, Aylin, Yakup. Tamam Aylin, saydım. Şimdi onu hemen sayayım, şey yapayım. Keseyim. 8 kişiyiz. Tamam kızım. Miray da var. Ama 8 kişideyiz. 7 kişiyiz. Bıçaktaki pasta puding çok güzel gözüküyor. Acaba bana orta ya da orta kısımlardan mı vereceksin yoksa kenarlardan mı? Şöyle bir saniye kızım, şuradan alayım. Bu mu? Yani klasik ev yapımı. Ev yapımı pasta diyor Aylin. Şey, pudingli pasta ama çocuklar gerçekten yaş pastadan daha çok seviyorlar bunu. Çünkü senin elinle, kendi elinle yapıyorsun ya. Akıllı kızım benim ya. Şimdi şunu Alper'e koyayım. İki dilim. Fazla fazla koyuyorum ona. Şimdi götürsün bakayım, eksik var mı? Bilmiyorum da. Şu sofrayı ser kızım. Bak koydum buraya Aylin. Burada bana acaba sayacaklar mı, merak ettim. Git sofrayı serer misin? Kardeşlerin yemek için, kardeşin yemek için şey bekliyor, sofra bekliyor. Vişne sularımız da hazır. Şöyle. Hadi bize afiyet olsun. Ben de hiç anlamaz o filmden. Bir tane bileceği izliyoruz. İsmail. Bin Connect'te bir tane dizi. Sarmaşık zamanı. Gizemli bir dizi. Yani sarmaşık gibi parmak çorbanları pişiyor. Anne diye mıslak mendil. Türk dizisi, Türk. Anne diye mıslak mendil var. Şimdi onu izledik. Dün 5 bölüm izledik. Bugün 2 bölüm izledik. Tabii. Dedik araya bir doğum günü olaylarını bir sıkıştıralım. Ondan sonra devam edeceğiz. Anne de dün 5 bölüm izledik ama saat 12 civarlarında. Vallahi ne yapalım. Arkadaşlar doğum günüymüş. Aç ağzını. Ne oluyor? Aşkım. Yemiyor. Bir tane daha var. Bir tane daha. Çabuk bir tane daha var. Ne istiyorsun? Annemle kaybı görmeyelim.